Merhaba sevgili izleyiciler, Franchising Dünyası programına hoş geldiniz. Bu hafta sizlere Kids Park Cafe'yi tanıtacağız ama tanıtmadan önce fuar tarihlerimizi hatırlatmak istiyorum. 13-16 Eylül 2012 tarihleri arasında CNR Expo'da gerçekleşecek fuarımızı ziyaret etmek veya katılmak isterseniz bayimolurmusun.com sitesinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve yanımızda Kids Park Cafe'nin pazarlama müdürü Deniz Hanım var. Evet. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizin firmayı tanıtacağız bu hafta. Kids evet. Park Cafe'yi bize biraz anlatabilir misiniz? Ya Kids Park Cafe aslında ilk olarak Tokyo'da, yani Japonya, Tokyo vesaire ülkelerde oluşmaya başlamış bir konsept. Burada aileler, ebeveynler, çocuklarıyla birlikte hem yemek yiyip hem de çocuklarının huzurlu bir ortamda oynamasını sağlayabiliyorlar. Bizim konseptimiz Türkiye'de aslında bir ilk. Henüz açılmış bir kafe yok galiba şu an. Henüz açılmış bir kafemiz mevcut değil. Ama bunun için altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet. Daha çok nereleri tercih ediyorsunuz mesela bu hani Kids Park kafeleri? Yani insanlar İstanbul'da çok daha rahat bu tarz yerler bulabiliyorlar ama Anadolu'da bunun çok fazla eksikliği var. Evet. Anadolu'dan gelen talepler bize çok yoğun. Onun için Anadolu'yu tercih ediyoruz. Yani Kids Park kafe dediğinizde aslında benim aklıma ilk gelen çocuk parkı gibi bir oyuncakların olduğu hani evet, çocukların oyuncaklarımız var. Çocukların oyun alanları var. Evet. Her türlü aktivitede bulunabilecekleri. Bize özel konseptli oyun parkı var. Ve kafesi var. Çocuklara özgü yiyecekleri bulunuyor. Aslında sadece çocuklara özgü değil ama galiba anladığım kadarıyla. Tabii ki ailesiyle birlikte gelecek. Ailesi orada rahat bir şekilde yemeğini yiyip kahvesini yudumlarken çocuklar da rahat bir şekilde eğlenebilecekler. Yani büyük ebeveynlerin tercih edebilecek. Daha çok çocuklu ebeveynlerin tercih edebileceği bir yer olacak. Bir kafe. Yani onlar yemeklerini yerken, çaylarını içerken çocukları da orada parkta oynayacaklar. Hani park dediğiniz yine hani bu bildiğimiz çocukların hani oynadığı top havuzları vardı. Bizde top havuzu yok. Bizimki çok daha farklı bir konsept. Yurt dışından getireceğimiz kendi mimarlarımızla birlikte oluşturduğumuz kendi konseptimiz. Yani bildiğiniz şeylerin dışına çıkacak bir konsept. Yani gördüğünüz top havuzu vesaire olan yerler değil bu. Yani hala çalışma üstündesiniz. Hala çalışıyoruz. Ama yani yurt dışında uygulanan bir sistem evet, galiba. Evet, yurt dışında uygulanıyor. Peki yeni franchise vermeye başlıyorsunuz. Yeni başlıyoruz. İstanbul'da mı ağırlıklı yoksa daha çok Anadolu'da mı? Ya bize gelen talepler aslında daha çok Anadolu ağırlıklı ama İstanbul'da var tabii ki. İstanbul'dan da çok yoğun talep alıyoruz. Ama bunları işte biz uygunluk vesaire şartlarına göre değerlendirip karar vereceğiz. Tabii ki insanların da tercihlerine göre. Yani peki dekorasyon daha çok ebeveynlere göre mi çocuklara göre mi dizayn ediliyor? Dekorasyon çocuklara göre dizayn ediliyor. Yani ama şimdi anne babanın hani yemek yemek için tercih etmesi için hani tamam çok güzel çocuklarını oyalayacak bizim bir yerleri. Bizim menümüz çocuklara yönelik bir menü olacak. Çocukların sevdiği yiyeceklerden oluşacak. Dolayısıyla çocuklar yemek yiyecek aslında. O orada çocuğu huzurlu bir ortamdayken rahat edecek ebeveyn. Peki İstanbul'da dediniz olabilir. Avrupa'da da Anadolu yakasında evet. da olabilir. Türkiye genelinde Anadolu bölgelerinde daha çok. Evet. Doğu bölgeleri de olabilir galiba. Her yer olabilir yani. Bizde çok çeşitli yer. Erzurum'dan, Kayseri'den, Karadeniz'den her yerden talepler geliyor. Peki yani bu talepleri şu an nasıl alıyorsunuz? Hani belli bir kafenin... İnternet sitemize gelen talepleri değerlendiriyoruz biz. Yani internet sitenize girdikleri zaman oradaki... Franchising formunu doldurup bize ulaşabilirler. Ulaşabilirler. Peki orada dekorasyonunuzu falan görebilirler mi? Hani hayır biz dekorasyonumuzu birebir görüşmelerimizde gösteriyoruz. Çünkü konseptimizde her türlü şey mevcut. Onların istediği şeyler yerleştirilecek. Çünkü ona göre maliyet çıkaracağız biz. Yani oyun parkının bir kısmını isteyebilir ya da işte
200 metrekare bir alanı yoktur da 150 metrekare bir alanı vardır. Ona göre bir konsept yapabiliriz. Yani evet. Sizin internet sitenize girdikleri zaman formu doldurduklarında siz kendilerine ulaşıyorsunuz. Evet. Birebir görüşmeye çağırıyorsunuz. Birebir görüşmede de ona göre bir dekorasyon uyguluyorsunuz. Evet. Metrekareye ya da kişinin şahsına ya da herhalde ortak bir karar veriyorsunuz. Bizim yönlendirmemizle birlikte ortak bir karar veriyoruz. Peki lokasyon olarak böyle alışveriş merkezlerinin içini mi daha çok tercih ediyorsunuz? Alışveriş merkezlerinin içi daha mantıklı aslında. Çünkü orada çok daha rahat alanlar bulabilirler ve çok daha rahat edebilirler. Evet. Ama herhangi başka bir lokasyonda olabilir. Gidip bunun incelemesini yapıp ona göre karar vereceğiz. Peki ebeveynler size çocuklarını bırakıp gezebiliyorlar mı? Hayır, biz bunu tercih etmiyoruz. Sadece başlarında çocukların gözetmenleri olacak. Ama ebeveyn de orada bulunmak zorunda. Hani alışveriş merkezinde çok mantıklı geldi çünkü bana. Ebeveyni ve çocuğunu bırakıp çok rahat bir şekilde alışverişini yapar. Çocuğu da orada yemeğini de yer, oyununu da oynar diye düşündüm. Bu çok farklı bir konsept. Tabii bizim konseptimiz bununla çok uygun değil yani. Peki. Orada bulunmasını tercih ediyoruz. Bizim bu arada aynı zamanda kit marketimiz de bulunuyor. Bazı konseptimizde eğer franchise tercih ederse. Burada da çocuklara yönelik bütün oyuncak, gıda vesaire bulabilirler. Süper. Kids Market. Yani ama Kids Park Cafe'nin içinde galiba. Kids Park Cafe'nin içinde. Yani 3 ayrı konseptimiz olacak. Sadece Kids Park Cafe, Kids Market ya da ikisinin birlikte bulunduğu 3 ayrı konseptten birini seçebilirler, tercih edebilirler. Peki personelleri nasıl tercih ediyorsunuz? Ya da personel eğitimi vereceksiniz tabii. Personel eğitimi vereceğiz tabii ki. Çünkü sonuçta oraya bakan, orada çocukları yönlendiren kişinin bu işi bilmesi gerekiyor. Evet, belirli bir eğitimi almış olması gerekiyor. Onun dışında biz de eğitim vereceğiz tabii ki. Peki bu genelde hani tercih edilen bu yerlerde işte anaokul öğretmenler olabilir ya da bu eğitim hani... Bu eğitimi almış insanlar olabilir yani. Olabilir. Siz de zaten hani almasa bile sonuçta eğiteceksiniz bunları. Peki denetimi nasıl sağlayacaksınız? Denetimi düzenli olarak denetimlerimiz olacak bizim ekibimizle birlikte. Ve merkezden yönetileceği için birçok şey denetimi sağlamamız çok zor olmayacağını düşünüyorum. Yani çünkü çok önemli bir şey. Evet. Çocuklara yönelik hani hem gelişimlerinde bir katkısı olacak bu. Evet, kesinlikle. İleriye dönük hayatlarında. O yüzden gerçekten denetim çok önemli sizin. Hani franchise'de zaten denetim çok önemli ama siz çocuklara hitap ettiğiniz için sizde çok çok daha önemli. Evet. Peki biraz bedellerden bahsedelim. Franchise bedeli ne kadar alıyorsunuz? Franchising bedeli için yine konseptimize göre birebir konuşmamız üzerine çıkarıyoruz bunu. Yani o franchise alacak girişimcilerimizin tercihlerine göre belirlenen fiyatlarla biz de onun üstüne franchise bedeli belirliyoruz. Peki isim hakkı bedeli var mı? İsim hakkı bedelini vermiyoruz. Ya onlardan istiyor musunuz, tercih ediyor musunuz? Yani bir bedel alıyor musunuz? Franchising bedelinin içinde hepsi. Hepsi. Ne kadar? Ya işte bunu şey olarak belirliyoruz. Hani konsepte göre belirliyoruz. Hangi konsepti istiyorsa, içinde neler istiyor ona göre belirli bir fiyat çıkarılıyor. Peki markete düşünmeyelim. Kids Park Cafe'nin franchising'ini almak için ne kadar bir bedel ödemesi gerekiyor? Yani hani tam olarak net rakam vermek istemiyorum ama 100 bin dolar civarında bir rakam çıkabilir. 100 bin ile 150 bin dolar arası. Evet, o Kids Market'i katarsak ne kadar olur? Yani 150 bin dolar civarı bir şey olur o da. 150 bin dolar. Ama hepsi işte konsepte göre ne istiyor, ne tercih ediyor bunlar çok önemli. Peki bayilik verdiğiniz kişi... Yani şahıs olarak işin başında durmalı mı? Yoksa böyle kendisi işi kurup sonra başkasına bırakıp gidebilir mi? Yani şahsi olarak fikrim işin başında ilk başta durmak zorunda. Çünkü bu çok yeni bir konsept. Bunun belirli bir süreç içinde oturması gerekiyor. Bunu onun kendisi birlikte gözlemleyip bize yardımcı da olabilir tabii ki bu konuda. Ama daha sonra konseptimiz vesaire oturduktan sonra her şey yerleştikten sonra yani başka insanlara devredip de gidebilir.
Anladım. Yani bir müdür tutup genel müdür. Evet, yani bir işletmecisi olup yani kendi işinin dışında ekstra bir iş olarak bu işi tercih edebilir. Peki. Reklam çalışmaları yapıyor musunuz? Gerçi daha yenisiniz. Yeni reklam başlıyorsunuz. Reklam çalışmalarımız var. İnternet üzerinden reklam çalışmaları yapıyoruz şu anda. Ama ileriye yönelik başka reklam çalışmalarımız olacak tabii ki. Olacak. Daha Hı-hı. çok herhalde bayileşmeye başladığınızda. Evet. Yani bayilerimiz açıldığında çok daha yoğun olarak bu işin üstünde duracağız. Anladım. Peki özel kampanyalar yapacak mısınız bayileriniz için? Tabii ki yapılacak özel kampanyalar. Onlar da süreç içinde belirlenecektir. Evet. Şimdi Kids Park Cafe'nin franchise'ını almak için 150 bin dolar bir para, afaki konuşuyorum. Hı hı. Ve metrekare olarak ne kadar düşünüyorsunuz? Ya maksimum bizim konseptimizi her şeyle isterlerse 300 metrekare civarında bir şey olması gerekiyor. 300. Ama biz bunu 200-250 metrekareye de yerleştirebiliyoruz. 200-250 metrekare. Ya Kids Park Cafe, Kids Market dahil. Dahil. Hı hı. 200-250 metrekareye yerleştirebiliyorsunuz. Evet, yani. Ama hani her şey isterse, bütün konseptin her şey içinde dahil olmasını istiyorsa 300 metrekare civarında bir şey olması gerekiyor. Peki çok daha rahat olması açısından. 150 bin, %150 bin dolar arası bir yatırım yapıyor hı hı. franchiser. Bunun geri dönüşümünü sizce ne kadar sürede almaya başlar? Çok kısa sürede almaya başlayacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de böyle bir konsept yok. Ve ebeveynlerin tercih edebileceği bir konsept. Çünkü çocukları her şeyi orada bulabilecek. Çok evet. rahat vakit geçirebilecek. Dolayısıyla bir süre sonra çok tercih edilen bir kafe olarak karşılarına çıkabilecek bu. Evet. Çok geri dönüşünün çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Geri dönüşün çok uzun. Zaten dediğiniz gibi gerçekten ebeveynlerin bence de çocukları için ilk tercih edeceği bir yer evet. olacak. Yani bunun çok fazla eksikliğini hisseden insanlar var. Hani tek başına bir yere gidebiliyor, çocuk da bir yere gidebiliyor ama çocuğun istediği her şey orada bulunmayabiliyor. Evet. De çocukları memnun etmek o kadar zor ki. Evet. Yani bir park alanına attığın zaman çok mutlu oluyorlar gerçi. Çok mutlu oluyorlar ama bu hem onlar için güvenli bir alan olacak. Evet, programımızı kapatmadan önce izleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Daha doğrusu Kids Park Cafe ile ilgili. Ya şimdiye kadar söylediklerimizi toparlamak gerekirse aslında çocukların ve ebeveynlerin tercih edebilecekleri bir konsept olduğu için sitemizi inceleyebilirler, bize franchising başvuruları yapabilirler. Bunun için her şekilde onlara geri dönüş alacaklardır. Aynı zamanda söylemeyi unuttum, bizim bir de Kids magazinimiz çıkmak üzere. Bunu da bir süre sonra hayata geçireceğiz. Çocuk dünyasında olan şeyler, kendi kafelerimizde ve marketlerimizde olan ürünler vesaireleri buralardan takip edebilecekler. Hı hı. Kids Park Cafe'de galiba okunmak evet, üzere. Evet, Kids Park Cafe'de okunmak üzere. Satılacak mı peki bu gazete? Şimdilik sadece yayın olarak çıkaracağız. Daha hı hı. sonrası için belki satabiliriz yani. Peki son olarak izleyicilerimize bir toparlamak gerekirse 150 bin dolar, %150 bin dolar arasında. 150 bin dolar arası bir franchise bedeli. 250 metrekare, 300 metrekare de olabilir. Kids Park Cafe'yi kurabilmeleri için yani franchise'ini evet. alabilmeleri Hı-hı. için. Dekorasyon olarak zaten birlikte oturup karar veriyorsunuz. Evet, inşaat şirketimiz, mimarlarımız bunları hem hayata geçiriyorlar ama evet. altyapısını franchise'lerin yapması gerekiyor. Biz sadece dekorasyonunu yapıyoruz ve içindeki malzemeleri temin ediyoruz. Lokasyon olarak alışveriş merkezlerinin içi olursa daha çok daha iyi olur sadece dediniz. Sadece edilmesi gerekiyor. Ama cadde üzeri de olabilir dediniz. Evet. Özel kampanyalar bayileşmeye başlayınca yapacağız. Reklam çalışmaları bayileşmeye başlayınca yapacağız dediniz. Türkiye genelinde her yerden talep gelebilir. Onlara karşılık verebiliriz. Doğudan da, batıdan da, Anadolu'dan da, İstanbul, Anadolu Avrupa yakasından da evet. her yerden franchise'lerimizi karşılayabilirsiniz dediniz. Peki bu sene içinde kaç bay olmayı hedefliyorsunuz? Bize şimdiye kadar gelen talepler çok fazla ama hani bir 10-20 olarak açmayı planlıyoruz ilk etapta. Ya da 20 sene sonuna evet, çünkü kadar. Çünkü bunlardan arasından eleyeceklerimiz olacak. Sene sonuna kadar hedefimiz bu. Evet.
franchiserler sizi Bayım Olur Musa fuarında da ziyaret edebilirler. Evet, kesinlikle edebilirler. Ve büyük ihtimal sizi de fuarda göreceğiz. Biz de fuarda olacağız. Ben konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Umarım fuarda görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta sizlere Kids Park Cafe'yi tanıttık. Franchise şartlarını konuştuk. Siz kendilerinden daha detaylı bilgi almak isterseniz ekranda bulunan telefon numaralarından ve web adreslerinden kendilerine ulaşabilirsiniz. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya yeni konu ve konuklarla görüşünceye dek hoşçakalın.